Arkamda gördüğünüz 3 boyutlu görüntüleme sistemiyle aldığımız görüntünün ekran yansıması üzerinden danışanımızın şikayetleri doğrusunda neler yapabileceğimizi paylaşacağım sizinle. Beklenti yüzdeki yorgun görüntünün azaltılması, yüze bir lif efekti sağlanması, çene hattının belirginleştirilmesi, alın ve göz çevresi kırışıklıklarının azaltılması yönündeydi. Bu doğrultuda ilk uygulamamız genelde noktalarla işaretlediğim alın ve kaz ayakları botoksu uygulaması. Bundan sonraki uygulamamız ilk uygulama yüzde lift efekti sağlayan noktalara azar azar dolgu uygulaması yapmak yönünde. Öncelikle lift efektini sağladıktan sonra gözaltı bölgede varsa bir sorun gözaltı bölgesine kanülle uygulama yapıyoruz. Varsa ara yüz dediğimiz bölgede bir uygulama yapıyoruz. Sonunda nazolabiyal hattaki toparlanmayı görüyoruz. Eğer ihtiyaç varsa nazolabiyal bölgeye, bölgenin elastikiyetine uygun yoğunlukta bir dolgu ile uygulama yapabiliyoruz. Daha sonra kulak önündeki alana bakıp eğer burada bir çökme varsa, buranın dolgu ihtiyacı varsa bu da yine bu bölgedeki gevşeme ve sarkmalarda lift efekti veren noktalardan varsa sorun bu bölgeye de uygulama yapabiliyoruz. Yüzde lift efekti sağlayan noktalara uygulamamızı yaptıktan sonra eğer çene hattında bir iyileştirme bekleniyorsa bizden bu şekilde çizimimizi yapıp bu hat doğrultusunda bu bölgeye uygun bu ifadeyi verebilecek jawline dediğimiz ifadeyi verebilecek yoğunlukta dolgu ile uygulamamızı yapıyoruz. Sonrasında çene hattında bir gerilik varsa, çenede bir kısalık varsa o bölgeyi daha iyi gösterecek şekilde çene ucu ve çene önü noktalara dokunarak işlemi sonlandırıyoruz.